Türkiye'deki yıkıcı depremde görev alan İsrail arama kurtarma ekibi, Hatay'daki Antakya sinagogunun depremde ağır hasar alması sonucu burada bulunan asırlık belgeleri İsrail'e götürdü. Türkiye'yi sarsan iki büyük depremin ardından İsrail'den gelen arama kurtarma ekibi zaka hakkında bir takım çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Hatay'daki Antakya sinagogu depremde ağır derecede hasar aldı. Jerusalem Post'ta yer alan habere göre buradaki belgeler Zaka kurtarma ekibi lideri Haim Otmazgin'e adı açıklanmayan bir yaşlı adam tarafından teslim edildi. Otmazgin'in de güvende tutmak için buna mecbur kaldığı ifade edildi. Otmazgin, Türkiye Yahudisi yaşlı bir adamın kendilerine, topluluğumuzun son başkanı trajik bir şekilde aramızdan ayrıldı ve Suriye'ye yakınlığımız nedeniyle parşömenlerin yanlış ellere geçmesini istemem. Lütfen onları koruyun ve topluluğumuzun hatırlandığından emin olun diyerek kendisine verdiğini iddia etti. Ekip bunun üzerine tarihi eser niteliğindeki 200 yıllık Ester kitabını İsrail'e götürdü. Arama kurtarma ekibinin lideri İsrail televizyonuna canlı yayına katıldı ve Türkiye'den kaçırdıkları tarihi eser niteliğindeki 200 yıllık Ester kitabını gösterdi. İsrailli binbaşı Otmazgin, birkaç yıllık bir Zaka gönüllüsü olarak bu hayatımın en hareketli anlarından biri. Böylesine önemli bir tarihi belgeyi kurtarmaktan ve Antakya'daki Yahudi cemaatinin mirasının, deprem onu neredeyse sıfıra indirdikten sonra bile bozulmadan kalmasını sağlamaktan gerçekten onur duyuyorum. Önümüzdeki, birkaç gün içinde, parşömenleri kime emanet etmemiz gerektiğini öğrenmek için İstanbul'daki bir çabat elçisiyle görüşeceğiz dedi. Türkiye'deki Yahudi cemaati toplumu konu ile ilgili olarak, Twitter hesabından açıklama yaptı ve Ester Parşömeni'nin İsrail'den teslim alındığını ve hamambaşılığın muhafazası altında olduğunu söyledi. Açıklamada, Türk Yahudi toplumu, Parşömen'in kendilerine teslim edildiği anın fotoğrafları da yer aldı. İlgili Ester Parşömen'i İsrail'den teslim alınıp haham başılığımızda muhafaza altındadır. Antakya sinagogumuzun tadili sonrası yuvasına dönecektir denildi. Diğer yandan kısa süre önce İsrail arama kurtarma ekibinin silahlarına da el konulmuştu. İsrail'in önde gelen yayın organlarından Yinetin ordu kaynaklarına dayandırdığı habere göre Türk yetkililer deprem bölgesine gelen İsrailli yardım ekiplerinden yanlarındaki silahları teslim etmelerini istedi. Türk yetkililerin diğer ülkelerden gelen yardım ekiplerinin silah taşımadığını söyleyerek İsraillilerin silahlarını aldığı belirtildi. İsrail'li ekiplerin kendilerine yönelik tehdidin diğer ülke ekiplerinden farklı olduğunu savunduğu, hatta İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinin de devreye girdiği, silahları alınan İsrailli kurtarma ekiplerine Türkiye tarafından koruma sağlandığı kaydedildi. Yinet'in haberine göre Türk makamlar İsrail'in deprem bölgesinde kendi korumalarını sağlamak isteyen tek ülke olduğunu bildirerek bunu kabul edilemez diye niteledi. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Münih Güvenlik Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, Bakü'nün Zengezur Koridoru'nun her iki ucunda ve Laçın bölgesi ile Ermenistan arasındaki sınırda kontrol noktaları oluşturulması önerisini resmen ortaya koyduğunu açıkladı. Minsk grubunun emekli olduğunu ve pratikte olmadığını aktaran Aliyev, belki de sadece kağıt üzerinde mevcuttur. 28 yıldır herhangi bir sonuç vermeyen Minsk grubunun eski eş başkanlarının durumu etkilemek için hala bazı yolları var. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve şimdi de Avrupa Birliği tarafından organize edilen bir platformumuz var dedi. Aliyev, Fransız hükümetinin tek taraflı Ermeni yanlısı konumu nedeniyle artık orada olmadığını kaydederek ayrıca şurası da açıktır ki eğer arabulucuysanız kimsenin tarafını tutamazsınız birinin yanında olduğunuzu gösteremezsiniz diye konuştu. Aliyev ayrıca Karabağ sorununu savaş alanında çözmeseydik bu barış görüşmeleri 28 yıl daha devam edecekti. Deneyimlerimize dayanarak size söyleyebilirim ki bazen barış görüşmeleri çok uzun sürüyor. 28 yıl barış görüşmeleri yaptık. Hayal edebiliyor musun? 1992'den 2020'ye kadar dedi. Savaşın ne olduğunu, halklara ne tür acı ve yıkım getirdiğini bildiklerini dile getiren Aliyev, bu yüzden Avrasya'da barışın sağlanmasını elbette istiyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan'ın bunu uzun süredir devam eden açmazdan bir geçiş olarak göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Karşılıklı nefret ve düşmanlık sona ermelidir. Azerbaycan ve Ermenistan olarak şu an bir barış anlaşması üzerinde çalışıyoruz. Umarım bunu en yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Bence bu, ciddi tarihsel anlaşmazlıkları olan ülkelerin bir araya gelerek, düşmanlık sayfasını kapatabileceğine güzel bir örnek olabilir dedi. Azerbaycanlı siyaset bilimci Asıf Nerimanlı, Zengezur Koridoru'nun, Azerbaycan'dan Nahçıvan'a engelsiz geçiş sağlama mantığıyla 10 Kasım bildirisine yansıtılsa da, Ermenistan'ın anlaşmada koridor ibaresinin bulunmadığını atıfta bulunarak bunu reddettiğini belirtti. Rusya'nın aksine batının, Azerbaycan'dan Nahçıvan'a giden yolun bir koridor olarak değil, bir yol mantığı olarak bir kontrol noktası kurularak açılmasından yana olduğunu aktaran uzman, Brüksel toplantısında bu konu ilk kez gündeme geldiğinde Bakü, Zengezur ve Laçın koridorlarının aynı modda çalışması gerektiği ilkesini ortaya koymuş ve bu hamle ile her iki taraftaki süreçlerin gelişimine uygun olarak karlı bir çıkış manevrası yapmıştır. Ermenistan Zengezur'dan bir koridor sağlamazsa, o zaman Azerbaycan Laçın koridorunda bir kontrol noktası inşa edecek. Laçın'dan koridor geçiyorsa, 10 Kasım mutabakatına göre Zengezur'dan da koridor sağlanmalı. Bu aynı zamanda uluslararası aktörlerin Batı ve Rusya isteklerini Azerbaycan'ın çıkarlarıyla uyumlu hale getirmek içindir dedi. Aliyevin sözlerinden Münih toplantısında ulaşımın açılması ilkesinin ele alındığının anlaşıldığını aktaran uzman, Erivan yol mantığını öne sürdü ve Bakü buna karşılık gelen bir teklifte bulundu. Bu teklif iki koridorun da aynı rejimle işletilmesi Rusya'nın bölgedeki çıkarlarına uygun değildir ama Moskova teklifte bulunan Bakü'ye itiraz bile edemez çünkü sürecin gelişimini bu yönde Erivan belirlemektedir. Bakü'nün bu önerisi aslında Ermenistan'dan çok uluslararası oyunculara yöneliktir. Batı Rusya'ya galip gelir ve koridor mantığını gündemden çıkarırsa Laçın koridorunda bir kontrol noktası yaparız dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Ermenistan ve Başbakanı Paşinyan'ı desteklemeye devam edeceğini açıkladı. Macron, birkaç gün içinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yasa dışı saldırısının yıl dönümü var ve kesin sonuçlara varamasak da bu yılın değerlendirmesini yapıp bazı bakış açılarını paylaşabiliriz. Doğal olarak konuşmamın özü Rusya'nın başlattığı savaş olacak. Ukrayna'ya karşı ama Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da devam eden savaşları, terörle mücadeleyi, nükleer güvenliği ve diğer konuları da unutmadığımızı belirtmeliyim. Bugünkü görevimiz Rusya'nın sadece Ukrayna'da değil, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da da son olarak müdahalesiyle istikrarsızlık ve kaos eken bir güç olduğunu açıklamak, netleştirmektir. Kafkasya'nın zorluklarının daha önce anlattığım neosömürgeci Rusya tarafından aşılabileceğine nasıl inanabiliriz? Bunu desteklemeye ve birlikte hareket etmeye devam edeceğimiz arkadaşım Başbakan Nikol Paşinya'nın huzurunda söylüyorum dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 361. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savunma kuvvetlerinin Rus ordusuna ait personel ve askeri teçhizatın bulunduğu bölge ve hava savunma sistemleri mevzilerine 6 saldırı düzenlediğini bildirdi. Genelkurmay Rusya'nın kayıplarını açıklayarak Rus ordusunun 142860 askerini kaybettiği, 3310 tank ve 6545 zırhlı aracın da imha edildiği belirtildi açıklamada 2327 topçu sistemi, 469 çok namlulu roket atar sistemi, 243 hava savunma sistemi, 298 uçak, 287 helikopter, 2016 insansız hava aracı, 873 seyir füzesi, 5196 çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi.